Başlayalım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları, sözlerime dün İdlib'de eli kanlı hain teröristlerce şehit edilen piyade uzman çavuşumuz Serdar Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, milletimize başsağlığı diyerek, başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Mekanı cennet olsun diyoruz. İçinde bulunduğumuz hafta milletimiz ve partimiz için önemli günlerin yıl dönümlerini barındırıyor. Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos 1922 günü zaferle sonuçlandı. Ardından 1 Eylül 1922 günü Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini verdi. Atamızın, ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz bir anıtıdır dediği, bir ulusun emperyalizme karşı en şanlı mücadelesi 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasıyla taçlandırıldı. Güzel İzmir'imizin kurtuluşunun 98. yıl dönümünü şimdiden kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. 9 Eylül'ün partimiz için ayrı bir önemi daha var. Cumhuriyet Halk Partisi, Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen ve yürüten Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından tam 97 yıl önce 9 Eylül 1923'te kuruldu. Kurulduğu ilk günden itibaren de Cumhuriyetimizin aydınlanma ve ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma mücadelesinin öncüsü oldu. Ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyetle beraber iki büyük eserimden biridir" dediği, Türkiye ve dünya siyasetinin en uzun ömürlü partilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi, güçlü kökleri, bir asır boyunca en sert rüzgarlara karşı durabilmiş sağlam gövdesi ve ülkemiz için her zaman umut olan yeni filizleriyle içeride ve dışarıda milletimizin hakkını, hukukunu yılmadan savunmaya devam ediyor, devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinde de var olmayı sürdürecek. 97 yıl önce Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu partimizi erdemli ve onurlu mücadelesinden hiçbir güç geriye çeviremeyecektir. Değerli basın mensupları, derler ki hoşa giden yalanlar bir anda yutulur ama acı gerçekler yudum yudum içilir. Tek kişilik saray hükümeti vatandaşlarımızın yaşadığı acıları ve gerçekleri gerçek ötesi popülist siyasetle algı yönetimiyle hoşa gidecek yalanlara dönüştürüp millete tek seferde yutturmaya çalışıyor. Hafta sonunda söyledikleriyle saray yine Teyyo Pehlivan'a rahmet okuttu. Dönemlerinde ülkemizin demokraside ve ekonomide nasıl yükseldiğini ballandıra ballandıra anlattı. Bugün de ekonomi rayında dedi. Oysa saraydaki sırça köşklerinden görünen ile ülkemizin gerçek manzarası arasında fersah fersah fark var. Son iki yılda iş başına gelen bu ucube tek adam vesayet rejimi milletimize, açık söylüyorum, gün yüzü göstermedi. Hem demokraside hem de ekonomide hızla geriledik. Türkiye son iki yılda demokrasi endeksinde 10 sıra birden düştü. Ülkemiz artık demokrasi olarak değil, hibrit rejim olarak tanımlanıyor. Bulunduğumuz yerden 3 sıra daha gerilersek otoriter rejimler ligine düşeceğiz. Aslında demokratik zemindeki kaymayı anlamak için herhangi bir endekse de bakmaya ihtiyacımız yok. Her gün yeni bir antidemokratik karar veya eylemle karşı karşıya kalıyoruz. Kah özgür medya keyfi kararlarla susturuluyor. Kah milletin seçtiği belediye başkanları mahkeme kararı olmadan görevden alınıyor. Kah belediye başkanlarının yetkileri, kaynakları budanıyor. Kah milletin sırtına bir gecede vergiler yükleniyor. Bu vergilerle milletin şerefli annelerine küfreden müteahhitlere adrese teslim ihaleler dağıtılıyor. Kah saray hükümetine
muhalefet hükümetine muhalefet edenler haksız, hukuksuz hapse atılıyor. Yıllarca zindanlarda tutuluyor. Sadece son dönemde yaşadıklarımıza bir bakın. Ortada doğru dürüst bir yasal gerekçe olmadan Oda TV internet sitesi kapatılıyor. Sarayın emrindeki Rütük, Diyanet İşleri'ni ve Erdoğan'ı eleştiren Tele1'in ekranlarını karartırken, ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, atamızın kabrine hakaret eden müptezel kanala adeta ödül gibi idari para cezası vererek işi geçiştiriyor. Saray efradıyla ilgili haberlere önce erişim engeli getiriliyor. Bu da yetmiyor. Bu erişim engeli haberine de erişim engeli getiriliyor. Müyesser Yıldız, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Arel gibi gazeteciler haksız yere, somut bir delil olmadan, iddianame olmadan zindanlara atılıyor, yargı eliyle terbiye edilmek isteniyor. Ama diğer tarafta kafa kesen IŞİD terör örgütünün Türkiye emiri olduğu söylenen bir şahıs, somut delil yok denerek 10 defa serbest bırakılıyor. Bu ülkede kafa kesenlere layık görülen hukuk, saraya muhalefet edenlere layık görülmüyor. Ama buradan açıkça ifade edeyim, zalim zulmüyle beraber valini de hızlandırıyor. Demokrasinin olmazsa olmazı kuvvetler ayrılığıdır, sağlam bir hukuk devletidir. Son 2 yılda Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 6 sıra birden gerilemiştir. Şu anda dünyadaki 128 ülke içinde hukukun üstünlüğü konusunda 107. sıradayız. Yani dibindeyiz. Yargı sarayın siyasi sopasına dönüşmüş durumda. Hukuk demişken, ortada bir 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu var. Bu kanuna göre ülkemizde bütçe süreci her yıl orta vadeli programın yayınlanmasıyla başlar. Aynı kanunun 16. maddesine göre orta vadeli program en geç Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar yayınlanır. Bunu da kendileri ertelediler. Bugün 7 Eylül. Eylül ayının ilk pazar günü de dündü ve geçti. Ama orta vadeli programdan haber yok. Bunu her yıl söylemekten biz usandık, onlar dinlemekten usanmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunlara en başta idarenin, yürütme organının uyması gerekir. Ama saray yasalara uymamayı alışkanlık haline getirdi. Parlamentonun en temel varlık sebebi bütçe yapmaktır. Sarayın sosyete damadına soruyoruz. Orta vadeli program nerede? Ne zaman yayınlanacak? Bir sürü atmalar, tutmalar ama yapmaları gereken yayınlamakla mükellef oldukları doküman hala ortada yok. Demokrasinin ve hukukun olduğu bir ülkede kanunlar harfiyen uygulanır. Hukuk devletinin olduğu, düzgün işlediği bir ülkede yönetenler hesap verir. Yolsuzluk olmaz. Olursa da yapanlar, tekrar söylüyorum, hesabını verir. Türkiye bu ucube rejim yönetiminde yolsuzluk algısı endeksinde de 10 sıra birden gerilemiş. Üzülerek söylüyorum. Bu alandaki rakiplerimiz Ekvator, Sri Lanka, Etiyopya, Gambiya gibi ülkeler. Türkiye'nin vesayet rejimine geçişinin ardından uluslararası sıralamalardaki çöküşü bütün bu verilerle ortada. Hukuk devleti ve demokrasi olmadan güven olmuyor. Güven olmadan yatırım olmuyor. Yatırım olmayınca yeni iş imkanları yaratılamıyor, iş olmayınca da aş olmuyor. Hukuksuzluk vatandaşlarımızın cebini ve mutfaktaki tencereyi vuruyor. Sarayın yaratmaya çalıştığı ekonomi rayında algısının ise son 2 yılda algısının aksine son 2 yılda ekonomimiz tepe taklak gidiyor. Bir yanda işsizlik, bir yanda hayat pahalılığı vatandaşlarımızı ezip geçiyor. TÜİK'in kendisinden başka kimseye güven vermeyen rakamlarıyla dahi dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler liginde ilk 20'deyiz. Millet salgında perişan oldu. Kısa çalışma, ücretsiz izin denerek emekçilerimizin maaşları kuşa döndürüldü. O maaşları da
emekçilerimizin kumbarası olan işsizlik fonundan ödüyorlar. İnsanlarımız açlık sınırının yarısı kadar bir parayla, 1168 lirayla yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Durum bu, Ankara'da ekmeğe zam geliyor. Saray sakinlerinden çıt yok. Belli ki ülkede olan biteni ekmek bulamazlarsa pasta yesinler diyerek izliyorlar. Saray ve sosyete damadı daha geçen yıl 2,5 milyon kişiye iş ve istihdam sözü verdi. Son 2 yılda işi gücü olan, buna karşılık işi gücü olan 3 milyon 208 bin yurttaşımız işini kaybetti. 2,5 milyon iş nerede? 3 milyon 208 bin işini kaybeden yurttaş nerede? İşsiz yurttaşlarımızın sayısı 10,5 milyonu aştı. 5 milyonu aşan vatandaşımız da çalışıyor görünüyor ama iş başında değil. Bu ucube rejime geçildiğinden beri milli gelirimiz 145 milyar dolar eridi. Dünyanın en büyük 17. ekonomisiydik. 2 yılda 19. sıraya düştük. Bu gidişte ilk 20'den de düşeceğiz. Öyle anlaşılıyor ki ilk 10 ekonomi hedefi sarayın gündeminden düştü. Sarayın kibirli adamı hafta sonu yeni bir hedef koydu. Şimdi 10 büyük devletten biri olacağız demeye başladı. Millet çöp konteynerlerinden ekmek ararken, bunların saraylarındaki tek bir musluğun fiyatı 4 asgari ücrete bedelken, ne 10 büyük ekonomiden biri oluruz ne de 10 büyük devletten biri. Lafla peynir gemisi yürümez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha 1923'te nasıl büyük devlet olunacağını söylüyor. Birçok alimler, düşünürler, girişimciler zaman zaman bu vatanı bayındır hale getirmeye, gerçek kurtuluşa eriştirmeye çalışmışlardır. Bazıları bütün kalpleriyle, vicdanlarıyla çalışmışlardır. Halbuki netice bir muvaffakiyet göstermiyor. Acaba bunun sebebi nedir? Efendiler, bunun sebebi şimdiye kadar memlekette bir devlet siyaseti, devlet programı değil, şahsi siyaset, fikirlere göre değişen programlar takip olunmasıdır. Memleketi keyfine göre şahsım siyasetiyle bir aile şirketi gibi yöneteceksin. Sonra da ilk 10 devlet arasına gireceğim diye millete umut vereceksin. Bugün dış politika, milli savunma, milli eğitim gibi milli ve partiler üstü olması gereken konularda dahi işler şahsım hükümetinin keyfine göre yürütülüyor. Türkiye bölgesinde bir başına kaldı. En haklı davalarını bile dünyaya anlatmakta sıkıntı çekiyor. Askerlerimiz bir cepheden diğerine sürekli taşınıyor. Çocuklarımız üniversite sınavında 40 matematik sorusundan sadece 5'ini cevaplayabiliyorlar. İnsanlarımız işsiz, aç, yorgun, umutsuz, devlette liyakat diye bir şey kalmamış. Devlet protokolünde çocuk tacizcisi din bezirganları oturuyor. Kamuya atamalarda liyakat değil, bu tacizcilerin referansları geçerli oluyor. Ucube tek adam vesayet rejimiyle bırakın dünyada 10 büyük devlet arasına girmeyi, ciddi devletler liginden de düşeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti elbette büyük bir devlettir. Tek adam vesayet rejimini sandıkta tasfiye ettikten sonra istişareyle, toplumsal uzlaşmayla ülkemizin içine düşürüldüğü bu sıkıntıdan kurtulacağına eminiz. Büyük devlet güçlü bir demokrasiyle olur. Adalet ve hukukun üstünlüğüyle olur. Güçlü bir ekonomiyle olur. İyi eğitilmiş, özgüvene sahip gençlerle olur. Demokrasimizi katledenlerin, adaleti bitirenlerin, eğitimi ve ekonomiyi perişan edenlerin şimdi ülkemizi dünyadaki 10 büyük devlet arasına sokma vaadi komiktir. Komik de değil, yetmez. Trajikomiktir. Ama dillerinin kemiği yok. Sarayın kibirlisi hafta sonu hızını alamadı. Türkiye'nin ayaklarına takılan ekonomik prangayı parçalayıp kenara attık deyiverdi. Sarayın kibirlisi ve sosyete damadı
Bugün de çıkmış 20,5 milyar dolar IMF borcunu ödedik diye böbürleniyorlar. O borcun yarısını alan bir kere kendisi. Yetmez, IMF kapısını en son çalan başbakan da kendisi. Ama her şeyden önemlisi 23,5 milyar dolar borcu ödemekle övünüyor. Ama geldiğinde 129 milyar dolar olan Türkiye'nin dış borcunu 431 milyar dolara çıkardığından bahsetmiyor. Milletin kara gün parasına, Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçesine el koyup, yandaş müteahhitleri besleyen kendisi, faizcilere ucuz dolar avro satıp Türkiye'nin rezervlerini gün görmüş kar gibi eriten kendisi, kaç defa aman yapmayın borç alan emir alır diye kendisini uyardık, oralı dahi olmadı. Peki ne oldu? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden dostu Trump emri veriyor. Sarayın kibirlisi de bu can bu tende oldukça alamazsın dediği rahibi bir gecede iadeli taahhütlü Oval Ofis'e yolluyor. Seçim döneminde de Trump bu rahip meselesi üzerinden propaganda yapıyor. Rahip için seçim filmleri çektiriyor. Trump, Erdoğan benim sözümü dinler diyor. Cumhurbaşkanlığı makamıyla alay ediyor. Sarayın kibirlisinin gıkı çıkabiliyor mu? Hayır. Yine Amerika Birleşik Devletleri Senatosu sarayı mal varlığını sorgularım diye tehdit ediyor. Suriye'deki Barış Pınarı harekatı apar topar durduruluyor. Bu ne biçim prangaları söküp atmak? En son AB Konseyi Başkanı çıkıyor. Doğu Akdeniz'in ısındığı şu günlerde Türkiye'ye karşı havuç sopa yöntemine başvuracaklarını söylüyor. Şimdi yani istediklerini yaparsak havuç verecekler, ödüllendirecekler, yapmazsak sopayla cezalandırılacak. Bu ne cüret ya? Ama sarayın ağzında kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz lafları. Parmak sallayamaz da bunlar ne? Bu tehditler Türkiye'ye parmak sallamak değil mi? Siz de bu parmak sallayanlara, tehdit edenlere, sopa gösterenlere istedikleri her şeyi veriyorsunuz. Sonra da çıkıp bir araba dolusu lafı güzaf. Milletin karnı bu boş laflara tok. Ne prangaları parçalayıp atması. Milletin iki ayağına birden pranga bağladınız. İçeride dünya lideri, dışarıda pısmış kedi olan saray, sanırız anlattığı hikayelere kendisi de inanmıyordur. Öyle iddia ettikleri gibi ülkemizi bölgesel ve küresel bir güç yapan bir hükümetten en azından şu salgın döneminde vatandaşlarına 5 maskeyi ücretsiz dağıtmasını beklerdik. Yapabildiler mi? Dağıtabildiler mi? Hayır. 40 yıldır kendisine vergi ödeyen esnafa 40 gün bakabilmesini beklerdik. Yapabildiler mi? Hayır. Vatandaşa karşılıksız destek vermelerini beklerdik. Verebildiler mi? Hayır. Ne yaptılar? Destek vereceklerine IBAN numarası gönderip bağış istediler. Bağış deyince bunların bağış konusunda sabıkası kabarık. Hatırlayacaksınız 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler için 300 milyon Türk lirasından fazla para toplanmıştı. Faiziyle hesap edersek 340 milyon Türk lirasına yakın bir paradan bahsediyoruz. 4 yıl geçti. Yok vakıf kuracağız, yok kurduk, dağıtacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız derken şehit yakınları ve gaziler için toplanan paradan ancak 10 milyon Türk lirası dağıtılmış. Sarayın sevdiği şekliyle söylersek 340 milyon Türk lirası nire, 15 milyon Türk lirası nire. Neden bu paraları şehit yakınlarına ve gazilere dağıtmıyorsunuz? Neden zamanı oynuyorsunuz? Cevap yok. Devam ediyoruz. Salgın döneminde bütçeden yapılan ilave harcama ve veya vazgeçilen gelirler milli gelirin %1'ini bile bulmuyor. Saray G20 hükümetleri içerisinde vatandaşlarına en az doğrudan gelir desteği veren hükümet. Esnafa, tüccara, vatandaşa destek diye borç verdiler, onu da herkese veremediler. Bize bu konuda çok ciddi şikayetler geliyor. Bu kürsüden defalarca söyledik. Ama benzer şikayetler anlaşılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı kamu denetçiliği kurumuna da yapılmış. Vatandaşlarımızın salgın döneminde kamu bankalarından kredi alamadığını yönünde
çok yoğun şikayetler varmış. Kredi alabilen bir kısım vatandaşlarımız ise şimdi ödeme vakti yaklaştıkça kara kara düşünüyorlar. Bu salgında milletin sadece cüzdanı değil, canı da tehdit altında. Salgında can kayıpları yeniden artmaya başlayınca sorumluluk yakar top oldu. Kimse bu topu elinde tutmak istemiyor. İlkin bilim kurulu üyeleri alınan kararlarda bizim rolümüz yok dedi. Sonra Sağlık Bakanı çıktı, düğün salonlarının açılmasını ben istemedim dedi. Peki salgınla mücadelede alınan kararları bilim kurulu almıyorsa, Sağlık Bakanı almıyorsa kim bu kararları alıyor? Demek ki sarayın kibirlisi. Şimdi sarayın kibirlisi de çıkmış milleti suçluyor. Sanki daha bir hafta önce Giresun'da vatandaşlarımızı balık istifi şeklinde meydana toplayan kendisi değilmiş gibi. Düğünlerde dikkat diyoruz, uyulmuyor. Mesafe diyoruz, uyulmuyor. Maske diyoruz, uyulmuyor diye sorumluluğu yine vatandaşın üstüne yıkmaya kalkıyor. Tabii işin bir de diğer yüzü var. Vatandaşın düğününe bir saat sınırı konuyor. Yemek vermek yasak, açık içecek ikram etmek yasak deniyor. İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayarak kına yaptınız diye 11 kişiye 35 bin lira ceza kesiliyor. Fakat AK Parti'nin milletvekili devlet erkanının önünde hiçbir kural ve sınıra uymayarak 1500 kişilik düğün yapıyor. AK Parti'nin milletvekilinin savunmasına ise özrü kapağından büyük mü diyelim, kaş yapalım derken göz çıkarmış mı diyelim bilemedik. Beyefendi diyor ki pişman değilim, oğlumu evlendirdim. Gelene gelme diyemem ki. Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. Bir de gülüyor. Ben ağrılıyım. Yapmazsan bir yemek yedirmeden yolladı derler diye ekliyor. Bu ülkede yasa, hukuk, ceza bir tek fakir fukara milletimize mi işliyor? Sağlık Bakanı bu konuda bir şey diyebilecek mi? Yoksa Erdoğan'ın Giresun mitinginde yaptığı gibi kör, sağır ve dilsiz rolünü mü oynayacak? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize iletilen bazı sorular var. Öncelikle onlardan başlayayım. Hafta sonu Ankara Niğde otoyolu açıldı. Bu yolda KOİH projesi çerçevesinde yapıldı. Yine geçiş garantileri verildiği anlaşılıyor. Bu konuda görüşünüz nedir? Araç geçişi verilen garantinin altında kaldığı için her yola devletin kasasından milyarlar gidiyor. Son örnek Osman Gazi Köprüsü oldu. Geçilmediği için devlet 1 milyar 750 milyon lira ödeyecek. Bu konuyla ilgili görüşleriniz nasıl olacak? Şimdi önce bu hafta sonu açılan Ankara Niğde yolunun hayırlı olmasını diliyorum. Bu ülkede taş üstüne taş koyana, kayandan Allah razı olsun deriz tabii ki. Ama bizim karşıtlığımız, bizim karşı çıkmamız, bizim itirazımız yatırıma değil. Yatırımın nasıl yapıldığını. Yani bir kuruş harcamadan yapıyoruz deyip milletin sırtına milyarlarca dolar, avro yükü yüklüyorlar. Yıllar boyu ödenecek döviz garantileriyle devasa milletimize faturalar çıkıyor. Şimdi Ankara-Niğde yolunun tüm bölümleri hizmete geçtiğinde yoldan geçmenin ücreti 115 lira 50 kuruş olacakmış arabalar için. Bu vatandaş nasıl ödeyecek? İşletme süresi yapım süresiyle birlikte yaklaşık 12 yıl yine olacak. 12 yıl boyunca bu paralar alınacak. Yani bu da aynen diğer kamu özel işbirliği projeleri gibi, Yavuz Selim Köprüsü gibi, Deli Dumrul Köprüsü olacağı benziyor. Geçenden iki akçe, geçmeyenden bir akçe. Yola geçiş garantisi verildiğini Erdoğan'ın açılışta yaptığı konuşmadan anlıyoruz. Ama bu garantiler dövizle mi verildi, Türk lirasıyla mı verildi söylemedi. İnşallah bu yolda Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na veya diğer köprü ve yollara benzemez diyoruz. Efendim Habertürk tarafından iletilen bir soru var. MHP lideri Devlet Bahçeli anayasal suçlar, terör ve kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı suçları için idam istedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop da belli suçlar için idam cezası olabileceğini belirtti. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın da vatandaş istiyorsa getirmek zorundayız şeklinde açıklamaları var. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yorumları nedir? İdam cezasının meclis gündemine gelmesi halinde Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yol izleyecek? Nasıl yol seçeceğimiz açık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Sosyal Demokrat bir parti olarak idam cezasına karşıyız. Ancak bu idam cezası meselesi ülkenin ne zaman başı sıkıntıya girse ekonomiyle ilgili ülkeyi yönetenler tarafından gündeme getiriliyor. Ben açıkça şunu söyleyeyim. Bu ya gündemi değiştirme çabasıdır ya da FETÖ'nün yurt dışına kaçan örgüt elemanlarına örtülü af çıkarma çabasıdır. Çok açık söyleyeyim. Ülkenin taahhütleri ortadadır. Avrupa ile ilişkilerimizin arkasında yatan anlaşmalar ortadadır. Dolayısıyla idam cezasının kaldırılması Avrupa ile olan ilişkilerimizin, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin bitmesi anlamına gelir. Ama onun yanında ülkeye idam cezasının getirilmesi sonucunda yurt dışına kaçan FETÖ örgütü elemanlarının bu ülkeye idam sizde idam cezası var denilerek iade edilmemesi sonucunu doğurur. O nedenle yapacaklarsa milletin gündemini işgal etmesinler bununla. İdam cezası getirmeyi düşüneceklerine meclisin önünde açım diyerek kendini yakan vatandaşımızın durumunu düşünsünler. O meseleyi çözmeye çalışsınlar. Ben Halk TV tarafından iletilen sorular var. İlk soru şöyle. Uşak Şeyhi'nin 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmasına yönelik her kesimden tepki var. Ama iktidar kanalından herhangi bir tepki gelmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Uşak tarikatı gerçeği AK Parti kurucularından ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın 2014'te cemaatlere yönelik biz varsak siz varsınız, biz yoksak siz yoksunuz sözlerini tekrar gündeme getirdi. Bu konuya ilişkinde değerlendirmeniz nasıl? Şimdi hakikaten bu belki ülkemizde yaşanan önemli, en önemli olaylardan bir tanesi. Ama anlaşılan bu AK Parti yöneticileri tarafından rutin olarak görülüyor herhalde ki onun için sesleri çıkmıyor. Yani ben merak ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan her konuda konuşuyor. Neden bu konuda konuşmuyor? Neden susuyor? Yani diyeceğim ki bu din bezirganını protokol masalarında ağırladıklarından dolayı yine bugün atılan tweetlerden gördüğümüz bu din bezirganının dini bütün olarak önerdiği polis memurlarını, bekçileri göreve aldıklarından dolayı bir mahcubiyet nedeniyledir diyeceğim ama böyle bir mahcubiyet duyduğunu da hiç sanmıyorum. Şimdi Bülent Arınç'ın sözlerine gelince doğru söylemiş. AK Parti varsa bu cemaatler, tarikatlar, sahte din bezirganları ortada dolaşır. AK Parti olmazsa bu sahte bezirganların ortada dolaşmasına kimse izin vermez. Bu ülke her zaman gerçek dindarların yanında olacak. Bu sahte bezirganların da kutsal dinimizi istismar etmesine izin vermeyecektir. Efendim Halk TV tarafından iletilen bir diğer soruda Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilme ilişkin Türkiye Türk milleti olarak biz her ihtimal ve sonucu hazırlıklıyız dedi. Bir de Erdoğan'ın partisinin MYK'sında Güney Kıbrıs hariç her ülkeye masaya oturabileceğini söylediği ifade edildi. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan önceki açıklamalarımda da söyledim. Yani biz ülkemizin Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki, Mavi Vatan üzerindeki hak ve menfaatlerinin
sonuna kadar korunmasından yanayız. Ama burada diplomasiye, müzakerelere öncelik verilmesi gerekir. Bu çerçevede ülkemizin haklarının öncelikle korunması gerekir. Bugüne kadar diplomasiyi, müzakereyi hatırlamayanların bugün biz bunları söylediğimizde hatırlamayanların bugün bunları hatırlamaları ilginçtir. Efendim Halk TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce yaptığı konuşmada ekonomimizi yeniden rayına oturttuk. Ağustos ivmeleri bunu gösteriyor dedi. Sizin bu açıklamaya ilişkin yorumunuz ne olacak? Şimdi yani işsiz sayınız 10,5 olmuş. Doların, avronun, Türk lirası karşısındaki değeri rekorlar kırıyor. Vatandaş işsizlikten inim inim inliyor. Açlık kol geziyor. Açlık sınırının yarısı kadar zorunlu izne çıkarılan işçilere para ödüyorsunuz. Ondan sonra da kalkıp ekonomi rayında diyorsunuz. Bu ray ne biçim bir raymış? Evet. Efendim Fox TV'nin soruları var. Atatürk'ün emriyle 1924 yılında Heybeliada'da kurulan Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi İslami Eğitim Merkezi kurmak amacıyla Diyanet'e verildi. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Fox TV'nin bir diğer sorusu işte şöyle. Albayrak, Covid olmasaydı 40 milyar dolar turizm geliri olacaktı. Cari açık değil, cari fazla ile devam edecektik dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsin? Önce ilkiyle ilgili yorumumu yapayım. Bir kere şunu açıkça ifade etmek isterim ki Heybeliada'daki pandemi hastanesinin şu pandemi döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi şaka gibidir. Bence bunun arkasında olsa olsa şu olabilir. Diyanet İşleri'nin ve Diyanet Vakfı'nın çok fazla miktarda parası vardır. Bütçenin durumu da malumdur. Saray bu hastaneyi Diyanet İşleri'ne vermek suretiyle onarsınlar istemektedir diye düşünüyorum. Onarttırıp derhal pandemi hastanesi yapmalıdır. Efendim bir de Berat Albayrak'ın Covid olmasaydı 40 milyar dolar turizm geliri olacaktı açıklaması var. Bununla ilgili yorumunuzu. Şimdi açıkçası gerçekten üzülüyorum ben. Yani ülkenin ekonomisini yöneten bir kimsenin bu tür analizler yapmasını, bu tür laflar söylemesini gerçekten şaşkınlıkla karşılıyorum. Yani 40 milyar dolar pandemi olmasaydı, 40 milyar dolar turizm geliri olsaydı, diğer her şey aynı mı kalacaktı? Ekonomiye böyle mi bakılır? Yani bu iktisatçıların ceteris paribus dediği, her şey aynı kalırsa. Ekonomi böyle bir şey değil ki, yaşayan bir şey. İşte onun için zaten bütün bu sıkıntıları çekiyoruz. Bu adeta şeye benziyor. Teyzemin bıyıkları olsaydı amcam olurdu gibi bir laf. Evet. Efendim Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 16 maddelik buhrandan çıkış çağrısında IMF ile yeni düzen netleştirmeli demişti. Siz de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ile Ankara'daki bir otelde IMF yetkilileriyle görüşmüştünüz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bugün IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların bir daha Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmesine asla izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Bu konuyla ilgili görüşünüz ne olacak? Şimdi bir kere genel başkanımızın sözlerinin arkası var. Yani diyor ki eğer bu ilişkiyi IMF ile sürdürmeyecekseniz kabul. Ama o zaman oradaki sermayemizi de geri alın milletimiz için kullanın diyor. Bu IMF ile görüşme meselesini Ulusal Kanal sorduğu için ben teşekkür ediyorum. Ben bir dönem bu ülkede hazine müsteşarlığı yaptım ve IMF ile görüşmeleri yürüttüm.
Ben bu görüşmeleri yürütürken kim IMF ile görüşürse IMF kiminle görüşmek isterse ona izin verirdim. Ve onların yanında da bir hazine memurunu gönderirdim. Ne konuştuklarına dair not tuttururdum. Biz gizli saklı bir görüşme yapmadık. Uluslararası Para Fonu kendi müktesebatı çerçevesinde sadece iktidarla değil, gittiği ülkede muhalefetle de görüşmek durumundadır. Bu IMF'nin kuralları içinde vardır. Dolayısıyla IMF heyeti bize gelirken yanlarında bir tane hazine memuru olması lazımdı. Ya bunu bilmiyorlar ya da komplo kuruyorlar. Ayrıca otel odası falan değil. Oteldeki bir toplantı salonunda herkesin gözü önünde bu toplantı yapılmıştır. Bizim kimseden sıkıntımız, gizlimiz, saklımız olmaz. Biz iktidara gelmeden önce gençlerimizi IMF'ye, Dünya Bankası'na gönderip hiç merak etmeyin, sizin programınızı uygulayacağız diyenlerden olmayız. Teşekkür ediyorum. Efendim, Show TV tarafından iletilen bir soru var. Şöyle, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kadın cinayetleri için idamı getirsinler, hemen imzalayayım açıklaması ile elbette Cumhurbaşkanlığı çok isterim sözlerini Millet İttifakı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu idam meselesini söyledim. Tamamen ülkenin gündemini değiştirmeye dönük bir çabadır. Sayın Akşener'in söylediği bu sözler eskiden söylenmiş olan sözlerdir. Bu sabah yapılan yayında bunları söylememiştir. Farklı bir şey söylemiştir. Dinledim, gayet dikkatle dinledim. Cumhurbaşkanı olmayı istemek de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkıdır. Bu memlekete hizmet etmek isteyen herkes Cumhurbaşkanı olmayı isteyebilir. Bunda niye yani müzakere ya da bu soruyu neden soruluyor? Onu da anlamakta güçlük çekiyorum. Bize neden soruluyor? Evet. Efendim, ATV tarafından iletilen bir soru var. Soru şöyle. Muharrem İnce'nin Sivas mitingiyle ilgili MYK'da bir değerlendirme oldu mu? Genel merkez Muharrem İnce'nin bu başlattığı hareketi ve mitingi nasıl değerlendiriyor? Arkadaşlar, bizim gündemimizde bu yok. Yani Muharrem İnce böyle bir mitingdi, şuydu, buydu, bunlarla ilgili bir değerlendirme MYK'nın gündeminde yok. MYK'nın gündeminde çok farklı şeyler var. MYK'nın gündeminde açlık var, işsizlik var, intiharlar var. Biz bunları tartışıyoruz. Bunları nasıl çözeriz ona bakıyoruz. Borçlar var. Ekonomik sorunlar var. Evet. Hukuksuzluklar var. Var mı başka soru? Müsaadenizle ben de soracağım. Bugün bazı gazetelerde de yer aldı. Partinizin hazırladığı bir Kürt meselesine ilişkin rapor vardı. Bu rapor hazırlık çalışmaları tamamlandı mı? Önümüzdeki süreçte gelecek mi? Neler söylersiniz? Ya şimdi geçen hafta neyin ne olduğunu bu raporla ilgili olarak söyledim, açıkladım. Yani gerçekten bu gündemi değiştirme çabasını dikkatle izliyoruz. Ve buna da izin vermek istemiyoruz. Tabii ki bu rapor hazırlanıyor. Gerektiği zaman, gündeme geldiği zaman, bu mesele gündeme geldiği zaman biz de görüşlerimizi açıklayacağız. Evet. Efendim, CHP 9 Eylül'de 97. yılını kutlayacak ama biliyorsunuz Ankara'da vakalar oldukça arttı. Sayın Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in de testi pozitif çıkmıştı. Bu şartlarda yapılacak mı yine kutlama etkinlikleri? Yani düşündüğümüz formatta değil ama farklı bir formatta dijital ağırlıklı olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Var mı başka soru? Farklı teşekkür ederim. Yani şeyde ağırlıklı olarak dijital formatta dedim ya. Yani ahlaklı beldeki etkinlik duruyor mu? Ahlatlı beldeki etkinlik yerine belki televizyon kanallarında bir etkinlik yapacağız. Evet. Teşekkürler.